Tabiat olayları ilahi düzen ve kanunlar gereği sebep sonuç ilişkisi içerisinde meydana gelir. Bir mümin sorumluluğunu ihmal edip göz göre göre afetlere davetiye çıkaramaz. Yeryüzünde dengeleri bozacak adımlar atamaz. Günümüzde meydana gelen küresel ısınma, buzulların erimesi, büyük çaplı orman yangınları, yıkıcı seller ve su taşkınları tabiatın insan eliyle bozulmasına verilebilecek başlıca örneklerdir. Yüce Allah insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden Karada ve denizde düzen bozuldu. Buyurarak söz konusu bozulmada insanın sorumluluğuna dikkat çekmektedir. Bu parçaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A seçeneği insanın dünyadaki tek varlık sebebi zorluklarla imtihana tabi tutulmaktır. Böyle bir bilgiden yukarıda bahsedilmiyor. Diğer seçeneklerimize de bakalım. B seçeneği yeryüzünde meydana gelen bazı olumsuzluklarda insanın da rolü vardır. Evet, tam da bundan bahsediyor. C seçeneği insanın sorumsuz davranışları Allah'ın koyduğu dengeye zarar vermektedir. Evet. D seçeneği insanın yalnızca kendisine değil, tabiata karşı da sorumlulukları bulunmaktadır. Cevabımız A seçeneğidir. Öğretmen öğrencilerinden kaderle ilgili yasaların yaşamdaki etkilerine yönelik örnekler vermelerini istemiştir. Bazı öğrenciler aşağıdaki örnekleri vermiştir. Öğrencilerin verdiği örnekler ilgili olduğu yasaya göre gruplandırıldığında hangi öğrencinin verdiği örnek diğerlerinden farklı bir yasa kapsamında değerlendirilir. Feryal Yağmur'un yağması, doğadaki su döngüsü, Allah'ın takdiriyle meydana gelmektedir demiş. Bu fiziksel yasa örnektir arkadaşlar. Kanunlar, kurallar, fiziksel yasalardı. Manevi değerlerin zayıfladığı insan topluluklarının birlik ve beraberlik duyguları zayıflar. Güven ve huzur iklimi zedelenir. Evet, bireye, topluma dair her şey neydi? Toplumsal yasalarda. İnsan suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak gemileri inşa etmiş, böylece göller, denizler ve okyanuslardan ulaşım konusunda yararlanmanın yollarını bulmuşlardır. Suyun kaldırma kuvveti de fiziksel yasalardır. Optik biliminin gelişmesi uzayın derinliklerinden tek hücreli canlıların incelenmesine, gözlüklerden kameralara varıncaya dek pek çok alanda çığır açmıştır. Yine arkadaşlar bu da fiziksel yasadır. Çünkü fiziksel yasa ve biyolojik yasa için biz ne demiştik? Deney, gözlem ve araştırmalar sonucunda meydana çıkan bir bilimdir. Kanun ve kurallardır demiştik. Baktığımız zaman Feryal, Kıraç ve Tuana fiziksel yasaya dair bilgiler verirken Serkan arkadaşlar toplumsal yasaya dair bilgi vermiştir. Cevabımız B seçeneğidir. Kader Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak her şeyi takdir etmesidir. Bu yönüyle kader var olan değişmez yasaları ifade eder. Kaza ise ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından yaratılması anlamına gelir. Diğer bir deyişle kader kuralı kazada bu kurala göre gerçekleşmiş bir olayı ifade eder. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kaza kapsamında değerlendirilir? A seçeneği her canlı doğar, büyür ve zamanı geldiğinde ölür. Ne yapıyor? Bir kuraldan bahsediyor. Bize eğer bir plandan, programdan, kuraldan bahsediyorsa arkadaşlar bunlar kaderdir. B seçeneği normal şartlar altında deniz seviyesinde su 100 derecede kaynar. Ne yaptı bize? Suyun kaynama derecesinin kuralının 100 olduğundan bahsetti. Evet kader. C seçeneği her şey yolunda giderse yarınki sınavdan 100 puan almayı hedefliyorum. Bir plan var program var ama bu plan program daha gerçekleşmedi. Kader. D seçeneği idmanlarına dikkat eden sporcu son müsabakasında şampiyon oldu. Evet. İdmanlarını yapmış, müsabakaya girmiş ve şampiyon olmuş. Olay gerçekleşmiş artık. Kaza. Cevabımız D seçeneği. Verilen parçada insanın sahip olduğu özelliklerden hangisine değinilmiştir? İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli iki özellik akıl sahibi olması ve kararlarını özgürce verebilmesidir. Bu nedenle davranışlarının sorumluluğunu taşımaktadır. Verdiği kararlardan ve bu kararlar doğrultusunda ortaya koyduğu davranışlardan dolayı Allah'a hesap vermekle yükümlü tutulmuştur. A seçeneği irade sahibi olması, evet yukarıda kararlarını özgürce verebilmesi, onun nesiydi? iradesiydi. B seçeneği zorluklara karşı sabır göstermesine, yukarıda sabrettiği bir şeyden bahsetmemiş, C seçeneği konuşabilme becerisine sahip olması yine konuşabilmeden bahsetmemiş. D seçeneği yaşamının belirli bir süreyle sınırlı tutulmasına bu yaşam süresinden de bahsetmemiş. Cevabımız A seçeneğidir. Bu ayetler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Baktığımız zaman burada arkadaşlar birinci ayette kişinin iradesinden bahsetmiştir. Yani özgür seçimlerinden bahsetmiştir. Eğer iyiliği seçerse sonunda faydalanacağından, kötülüğü seçerse de zarar göreceğinden bahsetmiştir. İkinci ayetimizde de mutlaka sorguya çekileceksiniz derken insanın sorumluluk sahibi bir varlık olduğundan bahsetmiştir. Evet bakalım. İnsanın iradesinden, evet, insanın iradesinden bahsetmiştir. İnsanın sorumluluğundan bahsetmiştir. İnsanın ilim sahibi olmasından yukarıda böyle bir bilgiye değinilmemiş ama D seçeneğini de görelim. İnsanın eylemlerinin karşılığının olmasından, evet, sorguya çekilmesi onun eylemlerinin karşılığıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Hazreti Musa tebliğ görevini haritadaki numaralanmış ülkelerin hangisinde yerine getirmiştir? Mısır'da yerine getirmiştir arkadaşlar. Yani 2 numaralı B seçeneği. Aşağıdaki davranış örneklerinden hangisi bu düşünceyle bağdaşmaktadır? Tevekkül pasif bir bekleyiş, tedbirsiz bir teslimiyet değildir. Aksine tevekkül her türlü engele rağmen çaba göstermek, hedefe ulaşmak için yılgınlık göstermemektir. Bunları yaparken de Allah'tan yardım istemektir. Tedbir kulda takdir Allah'tan demiştik. Yani kul hiçbir şekilde tedbiri bırakmamalı. A seçeneği geçmiş bütün sınavlardan kırık not aldım kapasitem buymuş diye performansını artırmayan öğrencinin durumu ne yapmıştır tedbiri elden bırakmıştır. O yüzden bu tevekküle örnek olamaz bir pasiflik vardır burada. B seçeneği kulluk sorumluluklarını ihmal eden birinin Allah'ın merhametine güveniyorum diyerek konforundan ödün vermemesi yine burada ne yapıyor arkadaşlar? E, kulluk sorumluluğunu yerine getirmiyor, Allah'a güvenip bekliyor. Burada da bir tedbirsizlik yine vardır. C seçeneği mevsim kurak geçti diye kaderine razı olmak yerine açtırdığı kuyudan elde ettiği su ile mahsulünü korumaya çalışan çiftçinin durumu. Aktif hiçbir şekilde pasif değil ne yapıyor tedbirini yine alıyor ve çalışmaya devam ediyor. Hem üstüne düşeni yapıyor hem Allah'tan bekliyor gerçek pasif olmayan aktif olan bir tevekkül anlayışıdır. D seçeneğinde bütün provalarda rakiplerine açık ara fark atan yarışmacının nasıl olsa gücümüz zirvesindeyim diyerek final günü yaklaştığında çalışmayı azaltması yine tedbiri elden bırakmaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Can saatini Rahman ecele kurmuş. Bir gün gelecek ki o saat durmuş. Bu dizelerde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneğinde Allah'ın canlılara karşı şefkat gösterdiği böyle bir şeyden bahsedilmemiş. B seçeneği alınacak tedbirlerle ecelin geciktirilebileceği bundan da bahsedilmemiş. C seçeneği Allah açısından vaktin herhangi bir öneminin olmadığı bundan da bahsedilmemiş. D seçeneği insana dünyada sonsuz bir yaşam olanağı verilmedi. Evet arkadaşlar Allah'ın her canlıya bir Vakit zaman biçtiği ve o vakit geldiği zaman o canlının bu dünyadan göçeceği bildiriliyor dizelerde. Cevabımız D seçeneği. Kader inancının inanan insana yüklediği sorumluluklardan biri dayanıklı olmak, olumsuzluklar karşısında pes etmemek, Allah'tan her an yardım dilemektir. Buna göre kaderle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A insana umut aşılar. Evet, zaten olumsuzluklar karşısında pes etmemek nedir? Kişinin her an umudunu yenilemesidir. B seçeneği insanın metanetini artırır. Evet, dayanıklı olması onun her daim metanetli olması demektir. C seçeneği insanın yükümlülüklerini azaltır. Ama kader inancının insana yüklediği sorumluluklar demiştik. Sorumluluklar, yükümlülüklerden bahsetmiştik. D seçeneğine de bakalım. İnsanı Rabbi ile iletişim halinde tutar. Her an Allah'tan yardım dilemek onunla her an iletişimde olmak demektir. Cevabımız C seçeneğidir. Verilen ayetten hangi sonuç çıkarılamaz? Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, bütün varlığın idaresini yürütendir. Onun ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzn olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek O'na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O'dur. Evet A seçeneği Allah birdir demiş. Evet la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun varlığını, birliğini kanıtlar. B seçeneği Allah hayat sahibidir. O haydır derken onun diri olması, onun hayat sahibi olmasıdır. C seçeneği Allah her şeye kadirdir. Onun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar derken onun her şeye gücünün yeteceğinden, her şeye kadir olduğundan bahseder. D seçeneği Allah ezeli ve ebedidir. Bu bilgiden ayetimizde bahsedilmemektedir. Cevabımız D seçeneğidir.